Günaydın sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Mera'dayız. Çobanın günlük rutini nedir? Mera'da olmaktır. Biz de Mera'da yine bir kayıt yapmaya başlayalım dedik. Bugün günlerden pazartesi, dün sokağa çıkma yasağımız vardı yine. Bugün bizi etkilemiyor tabii, mecburen Mera'ya çıkıyoruz. Bugün yine millet sağdan soldan üşüşmeye başladı. İki gündür yine ne yapıyorum? Koyunları kırkmaya başladım. Beceriksizim herhalde bu konuda. Herhaldesi yok. Beceriksizim. İki tane kırktım mıydı? Üç tane kırktım mıydı? Belime ağrı oluyor. Ne yapıyorum? Ben de bırakıyorum, salıyorum, gidiyorum. Dün galiba yalan olmasın, kaç tane yaptığımı da hatırlamıyorum. Galiba ikiydi. İkinciyi yaptım. Belim kopma seviyesine geldi. Yeter dedim ya. Nedir bu arkadaş? Bırak. Bırak ne olursa olsun ya, yarın da biraz daha yaparız. Allah'ın günü bir değil dedim. Yaptım. Dün kuzulara yemi verdim. Kuzular yem seçiyor arkadaşlar. Yani yemi inanılmaz seçiyorlar. Doğru düzen yemediler. O arada keçiler geldiler. Mercan bugün birazcık fazla kaçırmış galiba yemi. Yatıp duruyor. Ama ne olacak şimdi, bugün akşama kadar gezince onun midesindeki fazla yediği yem sindirilecek. Zaten geviş getiriyor bir miktar. Çok az fazla yemiş, etkilenmiş. Şimdilik onu atlatabileceği bir durum. Özel bir işlem uygulamama gerek yok. Ha, ne oldu? Fazla yemi yedi. Fazla yemi yedirdiniz. Midesinde bu çıkılanma yaptı diyelim. Çıkı deriz biz, bohça gibi. Midesinde, işkembesinde şişti. Ve tabii ki bakteriler, kötü bakteriler arttı ve hayvana zarar vermeye başladı. Midesinde kötü sonuçlar doğurdu. Ne yapmak gerekiyor? Öncelikle benim size tavsiyem, ileri safhalarda değilse hayvan, ilk önce soğuk suyla başından aşağıya, tam başından, belinden tutarak suyu ilk önce hayvanı yıkayın. Yıkadığınızda işiyor ve silkeleniyorsa çok ağır değildir ve bu yıkamak, sadece yıkamak yetecektir. Onun dışında elinizde içinde magnezyum olan herhangi bir tozlu içerik varsa, yanılmıyorsam magnezyumdu, şu an sallamış gibi olmayayım ama yanlışım varsa düzeltirsiniz, yorumlarda bahsedersiniz. Magnezyum içeren tozlar var, onlardan verirseniz İşkembeyi düzenlemeye başlayacaktır. Onun yanında çok az zeytinyağı dökebilirsiniz. O da şey yapacaktır. Yürütebilirsiniz. Koşmasını sağlayabilirsiniz. Midesine masaj yapabilirsiniz. Ama suyu içirmemeye çalışın arkadaşlar. Su içtikçe içindeki yediği yem daha çok şişecek. Daha çok alan kaplayacak. Ve içindeki bakteriler daha fazla üreyecek. Ve daha fazla gaz yapmaya başlayacak. Hayvanı daha çok sıkıştıracak. Dediğim gibi sırtından suyu tutmanız size gerçekten büyük fayda sağlayacaktır. Tecrübeyle sabit. Bu konuda güvenebilirsiniz. Artı doğal yöntemler var. Uygularsınız, uygulamazsınız. İşe yarar, işe yaramaz. Her hayvanın erken ya da geç etkilenmesi farklı olabilir ama bakın Mercan bugün birazcık geldi, yattı, çok az yayılıyor. Sağarken geviş de getiriyordu. Yani çok bir ağır durumu yok. Bu gibi durumlarda şimdi söyleyeceğim şeyi yapabilirsiniz. Dediğim gibi uygulamak size kalmış ya da kalmamış. Zaten bahar dönemindeyiz. Cevizin yapraklarını, taze ucundaki sürgünlerini arkadaşlar, ceviz yaprağını kaynatıp soğuttuktan sonra bir soda şişesi kadar, maden suyu şişesi kadar hayvanın boğazına dökün. Daha önceki tecrübemden söylüyorum. Bir saat civarı, bir saat sonra hayvan normal rutinine dönecektir. İshal olabilir. İshal olması daha iyidir. Hiç yapmamasından iyidir. Çünkü yem yiyip midesi durduktan sonra hayvanlar dışkılama ve işemeyi yapmıyorlar. Dışkılama ve işemeyi gördüğünüz hayvanlardan pek korkmayın. Büyük bir ihtimalle düzelecek demektir. Mercan'dan şu anda hiçbir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Gayet normal. Bazen birazcık fazla yediklerinde böyle etkilenebiliyorlar. Mercan da maşallah biraz obur hayvan.
Dolayısıyla yemi fazla yemiş. Onun dışında neler yapılabilir? Neyi söyledik? Zeytinyağını söyledik. Sıvı içerikli, su özellikle su içerikli fazla şeyleri dökmemeye çalışın ağzından arkadaşlar. Elinizde varsa hemen atropin vurun. Atropin zehirli içeriğin, midesindeki zehirli içeriğin kana karışmasını engelleyecektir. Onu tedavi edecektir. Elinizde varsa atropin vurun. Yoksa dediğimiz gibi doğal yöntemlerle işinizi halletmeye çalışın. Yani ben kaybetmedim mi daha önce? Bir tane oğlak arpa yemişti. Bir gün suyunu vermedim. Dedim artık hani yeterince suyunu içmemiştir. Yani hayvan susadı artık yazık içsin dedim. Arkadaşlar suyunu içti ben izledim. Suyunu içti ben izledim. 5 dakika demeden tamamen gaz yapmaya başladı. Ondan sonra hayvan daha kötüye gitti. Daha kötüye gitti. Yani ne yaptıysam ilaç iğne ilaç kurtaramadım. Yani kesmek zorunda kaldım. O yüzden su konusundaki tecrübem de böyle. Suya gerçekten tıç, beyaz. Dön geri. Dön. Dön. Yeme ağacı. Bakma bana. Yürü. Tıç, beyaz. Kızacağım şimdi. Git hadi oradan. Tıç, beyaz. Deneme beni. Hadi. Git. Git 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 git. Hadi. Tıç, hey. İşte yaşlılık tecrübesi arkadaşlar. Keçiler çok zeki hayvanlar. Nerede kızıp nerede kurtarabileceğini hesaplarını yapıyor. Tecrübeyle sabit olduğu için. Yani zarar vermeyeceğimi biliyor bağırmanın. Ve beni izliyor, beni tartıyor. İlla ki ağacın yanına geleceğim, o da uzaklaşacak. Yoksa uzaktan nasılsa bir zarar gelmez olayını anlıyor yaşlı ilerledikçe. Beyaz 6 yaşında. Dün Zonguldak'ta Mustafa diye bir arkadaşla konuştuk. Uzun süre telefonda sohbet etme şansımız oldu. Orada da anlattık birbirimize. Keçiler gerçekten çok akıllı hayvanlar. Ve yaşlandıkça tecrübeleri aynı insanlardaki gibi artıyor. 13-14 yaşında bir keçi beslemiştim arkadaşlar. Damızlığını alabilmek için almıştım. Yaşlıydı. Ama çok iyi bir keçi olduğu için onun kızlarını alayım diye keçiyi satın aldım. İnanılmaz akıllı bir hayvandı. Yani insana göre muamelesi vardı. Hayvanın yanına ben ya da annem ya da bizim evden herhangi biri gittiğinde hiçbir şey yapmazdı. Ama yabancı biri olduğunda boynuzları da büyüktü. Aynen İspanyol boğalar gibi insanları yanına yaklaştırmazdı. Özellikle çocuklardan nefret eden bir keçiydi. Ciddi söylüyorum yani birçok hayvan çocukları sever ama o keçi çocuklardan nefret ederdi. Doğurduğu zaman oğlaklarının yanına kesinlikle çocuk yaklaştırmazdı. Yani çocuk sevmek için yaklaşsa falan ya ısırırdı, vururdu, bir şeyler yapardı yani. Kesinlikle özellikle doğum döneminde daha çok nefret ederdi. Normal şartlarda da çocuğu yanına yaklaştırmazdı zaten. Ve aynı keçi birçok yani aklıma gelmeyen şu an birçok böyle bilinçli bilerek yaptığı hareketler vardı. Mesela karpuz kabuğu verirken biraz uzaktan yapmaya başlarsan ayağıyla seni çekmeye çalışırdı bir an önce vermen için. Hadi bu zeka belirtisi değil diyelim ama hani farklı bir şey, nasıl anlatayım? Yani o mesafeyi seni ayarlardı yani, hani bir an önce hani kabı çekmekten ziyade direkt kabı çekmeye çalışmaz, direkt benimle oynardı yani, benim vereceğimi bildiği için benimle münakaşaya girerdi. Artı hiç unutmuyorum, bir defasında benim yani hayvanlarla karşılaştığım en zeki olaylardan, zeki olduğunu kanıtlayan olaylardan bir tanesi şeydi. Şimdi büyük kek falan pişirilen tepsileri düşünün. Geniş, büyük. Onun içinde arpa verdim. Arpa yerken böyle hızlı hızlı yerken tamamen arpanın geniş olduğu için tamamen dağıttı ve sonuna doğru geldi. Allah'ım dedim, şimdi bunlar tek tek nasıl toplayacak diye içimden darlık geçiriyordum ki benim sanki sesimi duymuş gibi keçi tepsinin kenarından dudaklarıyla tuttu. Hafif kaldırdı ve böyle tın diye tepsiyi yere vurdu. Hepsini bir köşeye toplayıp hemen orada yedi. Ben baktım kaldım yani, hani hiç öyle bir tepki beklemiyordum.
Gerçekten ama hiç öyle bir tepki beklemiyordum. Yani çünkü bunu yapmak hayvanlarda bir bilinç gerektirir. Siz de yani bilirsiniz ki bunu rastgele bir olay değil. Tepsiyi tutuyor, kaldırıyor. Ucunu çok hafif böyle tın diye yere vuruyor ve onun hepsini bir köşeye toplayıp oradan yiyor. Yani bu hafife alınır bir zeka değil arkadaşlar. Özellikle bu evcil keçilerde tecrübeyle sabit. Ayaklarına ipi asla dolamazlar mesela. İp bağlarsın. Ayaklarına ipi dolandırmayı asla yapmazlar. Asla demeyeyim de yani hani normal şartlar altında asla yapmazlar. Çok çok zeki hayvanlar. Eğitilebilir hayvanlar. Eğitiliyor da. Yani şeyi kestirebiliyorlar. Bağırdığında bağırıyorsun. İşte benim yanıma gelir mi gelmez mi? İşte taş atıyorsa ya da bir şey atıyorsa bana ulaşır mı ulaşmaz mı? O mesafemiz var mı? Yakın mı? İşte böyle seni sınıyor. Aynı çocukların insanları sınadığı gibi. Keçi de insanları sınıyor. Yani velhasıl kelam keçiler zeki hayvanlar arkadaşlar. Ve yaşı büyüdükçe bu gittikçe öğreniyorlar. Ve müthiş bir hafızaları var. Bugün şuradan bir ot yediyse ve sevdiği bir otsa atıyorum ya da burada bir tane meyve bulduysa ertesi gün gider kesinlikle orayı yoklar, var mı yok mu? Yani uzun bir süre onu takip eder. Ya da aynı otu, sevdiği otu gider gider oradan koparır koparır yer, onu devam eder. Yani hayvan deyip geçmeyin. Yani hayvanların aklı yoktur derler ama onların da kendi içerisinde bir sistemleri var. Bizim de kıyaslamayalım ama zaten koyunların 9-10 kişiye kadar yanılmıyorsam yüz tanıma şeyleri varmış yani hani 10 kişiyi farklı şekilde ayırt edebiliyorlarmış. Atıyorum 10 kişiden kişi zarar veriyorsa o kişiyi biliyorlar. Sesinden değil sadece yüzünden bile tanıyorlarmış. Keza bir sürü akıllı hayvan var. İşaret diliyle konuşan goril bile var. Yani YouTube'a yazar da görürseniz siz de onu izlersiniz. İşaret diliyle gerçekten konuşuyor, tepki veriyor. Yani hayvanların da aslında biz ne her ne kadar bir şeyleri yok desek de var. Daha öncesinde benim bir tane keçim vardı. Oğlaktı. İlk yılında 2 tane doğurmuştu. Yani o 1 yaşında 2 tane doğurmuştu. Bir tanesi ben yokken bağıra bağıra ölmüş. Sonra bir tane kaldı. Bir 10 gün falan sonra da diğeri aynen o şekilde bağıra bağıra gün boyu bağırıyordu. Onu da kaybettik. Ama esas önemli kısım doğurduğu andan itibaren normalde oğlakları ayırıyoruz ya. Biz bu keçiden oğlakları ayıramıyorduk. Çünkü inanılmaz derecede çok bağırıyordu. Yani hani yanından oğlakları almamız, yemesinden içmesinden kesilecek kadar çok bağırıyordu. O yüzden otlatmaya giderken bile 2 günlük oğlağı yanında götürüp o şekilde otlatıyordum. Bu kadar bağlıydı oğlağına. Bir gün işte dediğim gibi ikinci oğlağı da hastalandı ve bağırarak can çekişiyor. Zaten hastalığın ne olduğunu o evrelerde çok zaten hani ilk baktığım dönemlerdeydi. Galiba çelermeydi yani. Net olarak şu hastalıklı diyemem ama galiba çelermeydi. Bağırdı, çağırdı. En son artık ölme seviyesine geldi. O arada akşam oldu zaten. Evin yanına getirdim. Keçilerin yemedikleri kuru ot vardı. Onun üzerine oğlağı koydum ve orada hayatını kaybetti. Keçi geldi. Onu orada kokladı, kokladı. O da biliyor artık öleceğini yani biliyordu. Kokladı, kokladı. Öldüğünün farkına vardı. Hiç sesini çıkarmadan yürüdü ahıra doğru yavaş yavaş. Ahırın içine girdi ve hiçbir zaman o günden sonra hiçbir zaman oğlağını aramadı. Yani %100 oğlağının öldüğünü biliyordu. Ve esas garip, üzücü tarafı o ot yakmak için oraya biriktirdiğimiz otu oğlağı oraya koyduğum için her gün bahçeden gelirken gelip orayı koklar, ağla öyle girerdi. Her gün koklar, ağla öyle girerdi. Yani hani şu an anlatırken yine hani duygulanıyor insan. Tüylerin diken diken oluyor.
çok garip bir histi yani. Onu her gün öyle görmek çok garip bir histi. Baktım olmayacak. Yani hani tamamen umudunu kesmesi için. Belki kötüydü, belki iyiydi bilmiyorum ama otu yaktım. Ondan sonra orayı da koklamayı bıraktı. Yani o hayvan da çok kadersiz bir hayvandı. İlk oğlanda ikiz doğurdu. İkisi de öldü. Ertesi sene yine ikiz doğurdu. O hikaye de garip yani. Çünkü normalde hep söylerim. Hayvanlar çiftleştikleri tarihten 5 ay sonra o tarihten 5 gün önce doğurular. Yani nasıl söyleyeyim size. Eylül 15'te çiftleştilerse Şubat'ın 15'inde değil 5'inde doğururlar. Ben de onun gününü tarihini bildiğim için takip etmedim o gün. Zaten doğumlar başlamıştı. Diğerleri doğurmuştu. Ona sıra gelmişti. Onu takip etmedim. Sabah namazı civarı annem sabah namazına kalktığında oğlan bağırdığını duymuş. Uyandırdı. Fatih kalktı, keçi doğurmuş falan. Hani doğurmamıştır yani, diğer oğlaklardır falan. Ha, yok yok dedi, bu taze oğlak sesi, git bak doğurmuş dedi. Tamam neyse, kalktım. Ağla gittim, elimde elektrik vardı tabi, karanlık o zaman daha. Gittim, keçi bir tanesini yalıyor ama başka bir yerden oğlak sesi geliyor. Ağla dal asarız, zeytin dalı. Işığı tuttum falan derken bir baktım zeytin dalının altında bir oğlak var ama göğüs kafesinin üstünden omurgasına doğru sağ bacağının sol bacağının birleştiği noktada bir açıklık, yara var. Bir an için düşünüyorum yani ne olmuş olabilir, nedir, ne değildir. Yani özürlü mü doğdu acaba? O zamanlar acemi olduğum için keçiye D vitamini vurmuştum. Ön koltuk altından. Biraz yüzeysel vurduğum için hepsinin derisinin altında yanık gibi iz olmuştu. Yara olmuştu. Acaba dedim oğlağa da mı dokundu falan diye aptalca düşünürken bir düşündüm. Oğlak ön kafeste değil, arka boşlukta olur. Anlatıyordum. Keçinin oğlağın yarasından bahsediyorum. Neyse dedim, girdim içeriye. Oğlağı böyle yerden aldım, eğildim. Oğlağı aldığım anda üzerime bir tane beyaz erkek bir kedi vardı biliyorum daha öncesinden. Ağzı yüzü kanlı bir şekilde üzerime doğru bir sıçradı kedi. Yani avını bana yedirtmemeye çalışacak yani, düşünün. Kedi oğlağı yemiş. Aldım içeriye götürdüm. Kaburgalarının tam omurgasından en üst noktasından ayırmış. Karaciğeri böyle her kalp atışı gibi böyle her... Şeyde karaciğerinin hareketini görebiliyordum. Kaburgalarına iki tanesini ayırmış. Çengelli iğne gibi aynen açılmıştı. O arada babam da arkamdan geldi. Kedi etrafta dolanıyormuş sürekli işte. Ben durumu anlatmıştım zaten. Babam ağla gidince kedi hala vazgeçmemiş. Bu arada gittim diğer oğlağı da getirdim ona bir şey yapmasın diye. İçeriye götürdüm. O arada babam tabii muzrum katli vaciptir derler ya arkadaşlar. Babam tüfeği almış yukarıdan. Kedideki arsızlığın boyutu o kadar ileri boyutta ki hala bırakıp gitmiyor ve babamın yanında oğlak, ağın içinde oğlak arıyor. Babam da affetmedi tabii, vurdu. Eline sağlık rahmetli. İcabına hemen baktı. Ama kedi, yani oğlağı da kediye yedirmedik demeyiz arkadaşlar. Bu hayatta keçi beslediğim süre zarfında her şeyi yaşadım. Her şey oldu yani. Kediye oğlak bile yedirdik. Köpek değil yani, kediye oğlak yedirdik. O sene de öyle bir tane oldu. Ertesi o sene halanlara sattım o keçiyi. Ertesi yıl ikiz oğlak doğurdu. Yanında koyun varmış. Koyunla iddialaşırlarken tabi içeriden dal asmışlar, yine zeytin dalı. Bu arada keçi de bağlıymış. O zeytin dalına koyunla iddialaşırken ikisi beraber dolanmışlar. Bu yıl, üçüncü yılda keçinin kendisi ölmüş. İki tane taze oğlağı kalmış geride. Hayat böyle bir şey. Bazı hayvanlarda bile kadersizlik peşini bırakmıyor insan, canlının. Yani o bile kadersizlik yaşamış. Birçok hayvan besledim. Yüzlerce oldu herhalde.
Gerçi şu an bile 100'e yakın. Yani bayağı bir yüzlerce oldu. Sürekli değişti falan filan. Buna benzer bir sürü hikaye yaşadık. Boğulmalar, ölümler. Hepimizin, benim de başımdan geçti. Yani son anda kurtaramadığım, kurtardığım birçok hayvan oldu. Maalesef dünya böyle bir şey. 20 dakikalık bir kayıt yapmışız yine, süreye baktım. Videoyu beğenirsiniz umarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız benim için önemli. Abone olmak ücretli değil. Bunu izleyip abonelik deyince fakir halkımız maalesef. Fakirlikten ziyade artık fakiriz ya, kabul etmek de lazım. Her şeye abone olunca bir yerlerden para ödememiz gerektiğini düşünen insanlar olduk. Ben de dahil. Dolayısıyla YouTube'da bana abone olursanız abonelik bedava arkadaşlar. Sadece parmağınızı abone ol butonuna bastığınızda abone oluyorsunuz. Ve zili açarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Olivia da yavaş yavaş böyle kalaba girmeye başladı. Sağdan soldan her gelen gürültüye bağırıyor. Bugün doktoru zorla da olsa getirdim. Tasma taktım birazcık iple. Bir miktar götürdükten sonra tasmayı çıkardım ve bizimle geldi. Şu an sağda solda saklanıyor. Çok uyuz bir köpek ya. Yani böyle fıldır fıldır bir köpek değil. Maalesef istediğim köpek olmadı doktor. Ama Olivia dediğim gibi şu an herhangi bir gürültüye, herhangi farklı bir sese hemen anında tepki vermeye başladı. Birazcık olgunlaşmaya başladı, çocukluğundan çıktı. Dün ilk defa, ben videoyu kapatmıştım, bunları niye anlatıyorsam. Dün ilk defa telefondan çakal ve kurt sesi açtım. Hemen ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Tam çekiyordum ki telefondan geldiğini, dışarıdan gelmediğini anladı. Dolayısıyla ben de havamı almış oldum. Yine de köpeklerin yanına gidip videomuzu ona göre kapatalım. Oğlum, kızım. Çirkinler. Gel. Doktor gel. Bu doktor nedense hiç böyle insana atlayan, seven, oynayan bir hayvan olmadı. Neden bilmiyorum ya. Yani sana görürsün, yani şöyle bir bakan da pısırıklığına sanki her gün dayak yemiş bir köpekmiş gibi duruyor. İnanın yani bir kere eğitim olması adına terliği evin önünden kaçırmıştı. Sadece burnuna bir kere terlik vurdum. Ne dayaklar yiyenler, köpekler var bana, yani hani vurmak derken de onu da acıtmadım, yani normal hafiften vurdum ki terliği koklattıktan sonra vurdum, bir dahaki sefere terliği götürmesin diye. Hadi bizimkini götürdü sorun değil de komşularınkini götürdüğünde sıkıntı olur. Mecburen bu eğitimini vermek zorundaydım. Ve işe yaradı da. Daha sonra şey yapmadı. Doktor gördüğünüz gibi büyüdü ama yemek yerken de yine aynen mıymıntı. Ama bu maşallah canavar olacak inşallah. Olivia, değil mi kızım? Değil mi kızım benim? Aferin kızıma benim. Neyse, tekrar videoyu kapatalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar, bu önemli, yorumlarda. İstediğinizi sorabilirsiniz. Instagram ve Facebook adreslerimden beni takip edebilirsiniz. Instagram adresim kanal kapağında var. Facebook'tan da Fatih Konya diye aratırsanız beni bulursunuz. Saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere.